Peygamber Sevdalı platformu olarak 2016 yılı Kutlu Doğum etkinliklerimizin altyapı çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Bu çerçeveden biz öncelikle Kutlu Doğum etkinlikleriyle ilgili Peygamber Sevdalıları platformu olarak Evindarın Peygamber Nami diğer kitabımızı bütün halkımıza ulaştırmayı düşünüyoruz inşallah hediye olarak bunu. Bu ilki çalışmalarımız yani Kutlu Doğum etkinliklerimizin yapılacağı yerleşim yerleri şu ana kadar bize gelen teklifler ve müracaatlar 300'ün üzerinde yerdir. Bunun içerisinde özellikle büyük kentlerimiz herkesin merak ettiği ve Kutlu Doğum etkinliklerinin yapılacağı tarih hangi tarihtir diye merak ettiği hususu da inşallah açıklayacağız. Bu yıl Kutlu Doğum etkinliğinde ana tema olarak Kılıç ve Merhamet Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olarak inşallah öngörüyoruz. Ve bu tema çerçevesinde etkinliklerimizi tüm hızıyla yürütmeye çalışacağız. Bizim bu yılki ilk etkinliğimiz 26 Mart'ta Allah nasip ederse startını vereceğiz. 26 Mart tarihinde Adıyaman Samsat ilçesinde büyük yerleşim yeri olarak ilk yapacağımız yer orasıdır. Daha sonra sırasıyla merak ettiğimiz iller olarak 3 Nisan'da Adana, 10 Nisan'da Gaziantep, 17 Nisan'da Diyarbakır, 24 Nisan'da İstanbul, yine 24 Nisan'da Batman, yine 24 Nisan'da Van merkezlerinde etkinliklerimiz inşallah olacaktır. Bu yerler söz konusu belirtim tarihlerde yerel makamlardan izinlerini almışlar. Bunu özellikle kamuoyuna duyuruyoruz. Ve Allah nasip ederse bir kaza bela olmazsa bu belirlenen tarihlerde etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Tabii ki halkımızdan özellikle Peygamber Sevdalıları platformu olarak büyük bir katılım göstermelerini bekliyoruz. Ve gerçekten de her geçen yıl bu coşkunun, bu heyecanın daha da artmasını arzuluyoruz. İnşallah bu sene yapacağımız etkinlikler daha iyi bir organize ile devam edecektir. Ve gerçekten de gerek alimlerimiz olsun, gerek kanaat önderlerimiz olsun, gerek mülki amirlerimiz olsun, gerek vatandaşlarımız olsun Peygamber Sevdalıları platformu olarak yapacağımız bu tür etkinliklerde özellikle yer almalarını istiyoruz. Çünkü bu bir sevdadır, kutlu bir sevdadır. Bu sevda kimsenin tek elinde değildir. Her ne kadar biz vesile oluyorsak da buna herkes kendi işi gibi bakmalıdır. Ve bu bizim birinci vazifemiz, kutsal vazifemiz. İnşallah hepimiz bu çalışmanın içerisinde birlikte tek yumruk olacağız. Hele hele özellikle ümmetin şu anda en fazla ittifaka, vahdete ihtiyaç duyduğu bir dönemde tek reçete olarak Kılıç ve Merhamet Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesinde onun çatısı altında birleşebilirsek, bunu dünyaya haykırabilirsek ve bugün emperyal ve siyonist güçlerin Müslüman dünyasına yönelik yürüttükleri bu tür saldırı ve işgal girişimleri inşallah sonuçsuz ve kalacak ve akamete uğrayacaktır. Dolayısıyla Peygamber Sevdalı platformu olarak bizler çalışmalarımızı tamamlamış vaziyetteyiz. İnşallah etkinliklerimizde halkımızın önüne tekrar çıkacağız. Platformlarda tekrar halkımıza sesleneceğiz. Ve hepimizin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisiyle, sevdasıyla, aşkıyla birleşmenin yoluna atacağımız adımlarla inşallah onun şefaatinden mahrum kalmayacağız diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat seferberliğimizle tüm hızıyla devam etmektedir. İnşallah halkımız bu konuda gecesini gündüzüne katarak salavat seferberliğini yürütüyor. Öyle bekliyoruz. Yine bu çerçevede bugün 1 Mart tarihi itibariyle bizim 2016 şiir ve makara yarışması söz konusu düzenlemiştik. Ve bugün bu müracaat başladı. 31 Mart tarihine kadar tema olarak Kılıç ve Merhamet Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine şiir ve makale yarışması düzenlenecektir. İki kategori şeklinde yapılacak. 98 doğumlu ve öncesi, bir de 98'den sonraki doğumlu olanlar da
Bu çerçevede gerek şiir ve gerekse makalelerini hazırlayıp söz konusu platforma ulaştırabilirlerse memnun oluruz. Allah-u Teala herkesin çalışmasını fazlasıyla sevabını versin.